oy kullanmanın hükmü nedir? Allah ayet-i kerimede emaneti ehline teslim edin. Yani en güzel yapana emaneti teslim edin. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiğinde Mekke'nin anahtarları bir müşriktedir. Bir ailededir. Aile müşrik aile. Hatta Resulullah Efendimiz orada Kabe'de namaz kılmak istediğinde buna da müsaade etmemişti hicret etmeden önce. Mekke'yi fethettiğinde gidin anahtarları getirin dedi. Adam anahtarı getirmedi. Osman isimli müşrik. Hazreti Ali Efendimiz'i gönderiyor. Git al getir diyor. Gidip Hazreti Ali gidiyor hem anahtarları hem de adamın yakasına tutup getiriyor. Resulullah Efendimiz Kabe'ye giriyorlar. Putları deviriyorlar, temizliyorlar. Orada namaz kılıyor. Dışarı çıkıyor. Resulullah Efendimiz'in amcası bekliyor ki anahtarı ona versin. Kabe'nin anahtarı. Kabe'nin anahtarını taşımak Araplar arasındaki en büyük şereftir. Nerede Osman diyor? Çağırın Osman'ı. Müşrik. Kabe'nin anahtarını alıp Osman'a teslim ediyor. Bu işi güzel yapıyorsunuz, bu işe ehilsiniz diyor. Onun için anahtar sende kalsın. Evet, ne yapıyor? Hemen iman ediyor. Bu bir peygamber. Bu sıradan bir insan değil. Bu sıradan birinin yapacağı bir hareket değildir. Allah'a göre emaneti ehline veriyor. İşi kim güzel yapıyorsa ona veriyor. Hizmeti kim güzel yapıyorsa ona veriyor. Şu anda da o anahtar hala o ailede olmaya, kalmaya devam ediyor. Çünkü Resulullah Efendimiz anahtarı almadığı için, ona teslim ettiği için anahtar hala onlardadır. O hizmeti hala onlar görüyor. Onun için emaneti ehline vermek gerekiyor. Bak dinine bakmadı, müşriye veriyor. Kim işi güzel yapıyorsa iş onundur. Oyumuzu kullanırken bu durumda işi kim güzel yapacaksa ona vermemiz gerekir. Yoksa böyle kendi kendimize hüküm verip bu mümindir, bu Müslümandır diye değil. Mesela bize bir kapı lazım olsa, marangoza gitsek, yani gittiğimizde hangisi Müslümandır diye mi soracağız? Yoksa en güzel kapıyı en uygun fiyata kim yapıyor diye mi soracağız? Eğer o müminse en güzelini yapsın. En uygununu yapsın. En güzel kim yapıyorsa hak onundur. O layıktır. Onu ona teslim etmek gerekir. Evet. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Yaptığını güzel yapanları Allah sever. Mümin yaptığını güzel yapmalıdır, en güzel yapmalıdır. Eğer ondan daha güzel yapan biri varsa emanete ehil de odur. Oyu kullanırken böyle düşünmek gerekir. Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi yapmak gerekir. Allah'ın emrettiği gibi emaneti ehline teslim edin dedi. Ehil olana teslim edin dedi.